Buyur bey. Sultan, burada düzen falan kalmamış. Her şey bir yerde. Böyle olmaz. Şu doktora bir danışın da biz üst kata taşınalım. Yatak odasına. Ne dersin? Sorarız. Düzeni bozan bir olsa. Ben sana ne dedim? O kıza iyi davran demedim mi? Anlamıyor İdris. Söyledim. Bu evin bir dirliği düzeni var dedim. Geldi iki günde bozdu dağıttı. Doğru. Düzen kalmamış bu evde belli. Eskiden benim lafımın üstüne laf söyleyen olmazdı. Düzen bozulmuş. Günaydın canımın içi. Günaydın. Çıkmışsın. Keşke uyandırsaydın. Kıyamadım. İyisin değil mi? Ağrınsızın falan. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen merak etme. Aliço'yu çorba içmeye götürüyorum. Sonra arasam olur mu? Olur, ara ama, tamam mı? Öptüm. Ben de. Günaydın ablacığım. Günaydın canım. Karaca. Gelsene ya. Sana vermek istediğim bir şeyler var. Ne ki? Gel gel. Aa, ne oluyor ya? Kes sesini. Akşam bütün gece ağladı senin yüzünden. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan senin saçlarını ben kazırım. Anladın mı? Abla tamam bırak ne olur. Allah canımı alsın yapmayacağım. Gözüm üstünde. Şimdi git nereye gidiyorsun? Kahvaltıya inecek misin? Dışarıda hallederim ben. Ne? Bir insanın hapishanesi olmak nasıl bir duygu biliyor musun? Ben biliyorum. Alışverişe falan git. Şu anda gelemem. Tamam. Kaçta geleyim? Tamam. Karaca ne oldu kızım? Baba.
Baba bana çok kötü davranıyorlar bu evde. Ne oldu? Sen abla sağ olsun az kaldı. Şişt, tamam sakın, sakın. Bana bunları anlatma. Git annenle konuş. Kolum acıyor. Benim hastaneye gitmem lazım baba. Tamam söyle adamları götürsünler. Nedret. İzin verirsen Akşin'i kuaföre götüreceğim. Bilemedim Senacığım. Göz pınarları kurudu ağlamaktan. Yeterince acı çekti. Okula böyle gidemez. Peki siz bilirsiniz. Okulda Koçovalıların kızıyla dalga geçtiklerinde de böyle sessiz kalırsınız. Gitsin.